Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar imperatif. İmperatif yani emir cümlelerini görüyor olacağız arkadaşlar. Emir verirken kime veririm arkadaşlar? Mutlaka muhatabın karşımda olması gerekir. Kimdir bunlar? Du yani sen, ihr yani karşımdaki çoğunluktan bahsederken ihr, siz ve saygı formundaki sie. Tabi saygı formunda olunca birazcık daha yumuşak bir şekilde yani bitte ile lütfenle ricada bulunmuş oluyorum. Dilerseniz hemen gehen ile başlayalım. Gitmek arkadaşlar, git diyecek olursak karşımdaki du yani sen ise ge diyorum. Demek ki du için ne diyorum? Git derken ge diyorum. İyi için ise arkadaşlar geht. Geht demek ki karşımdaki çoğunluğa, bir gruba ne demiş oluyorum? Geht demiş oluyorum. Saygı formunda ise arkadaşlar yani sie, lütfen gidiniz diyecek olursam gehen Sie bitte demiş oluyorum. Evet, tekrar edelim arkadaşlar. Geht. Gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte. Diğer örneğe geçelim isterseniz arkadaşlar. Nach Hause kommen. Nach Hause eve demek arkadaşlar. Kommen gelmek demek. Demek ki nach Hause kommen eve gelmek demek. Şimdi biz diyeceğiz ki eve gel. Evet, bu emri verirken du için ne diyeceğiz arkadaşlar? Tıpkı yukarıda olduğu gibi gel derken ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki e, n'yi yok sayacağım ve gel dediğimde komm diyeceğim. Komm nach Hause, eve gel demek arkadaşlar. Komm nach Hause. İyi için ise arkadaşlar kommt nach Hause. Kommt nach Hause demek ki iyi için gelin demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar nezaket formundaysa kommen Sie nach Hause bitte. Eve gelin lütfen. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bitte bunu çeşitli şekillerde kullanabilirim cümle içerisinde. Şöyle ki cümlenin başına getirebilirim ve diyebilirim ki bitte kommen Sie nach Hause. Bu da doğru. Ya da cümlenin içerisine de serpiştirebiliyoruz bitte'yi. Şöyle ki burada ne olmuş? Sie'den hemen sonra gelmiş ve demişiz ki kommen Sie bitte nach Hause demişiz. Evet, tekrar edelim bunu. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Kommt nach Hause. Kommt nach Hause. Kommen Sie nach Hause bitte. Kommen Sie nach Hause bitte. Bitte kommen Sie nach Hause. Bitte kommen Sie nach Hause. Kommen Sie bitte nach Hause. Kommen Sie bitte nach Hause. Peki şimdi de arkadaşlar ayrılabilir fiillerde ne yaparız onu bir inceleyin isterseniz. Buraya baktığımızda arkadaşlar ayrılabilir fiillerden aufstehen'i görüyoruz. Evet, burada bir eksiklik hisseden arkadaşlar varsa ilgili dersi mutlaka izlesinler. Trennbare Verben yani ayrılabilir fiilleri burada ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Aufstehen demek ki yataktan kalkmak ya da oturduğum yerden doğrulmak demek. Ancak burada früh görüyoruz. Früh demek ki erken. Demek ki bunun anlamı ne arkadaşlar? Erkenden, yataktan kalkmak anlamında. Erken kalk diyecek olursak ne yaparız arkadaşlar? Hatırlayacak olursak ne yapıyorduk bu ayrılabilir fiillerde? Kökü ne yapıyorduk? Cümlenin özneden hemen sonra getiriyorduk. Burada da ne yapmışız arkadaşlar? Stehe ile başlamışız du için ve auf'u ne yapmışız? Sona atmışız. Erken kalk diyeceğim arkadaşlar. Stehe früh auf. Demek ki stehe früh auf, erken kalk demiş oluyoruz. İyi için ise arkadaşlar steht früh auf. Demek ki iyi için erken kalkın derken karşımdaki bir topluğa hitap etmiş oluyorum. Steht früh auf demiş oluyorum. Sie için nezaket formunda birazcık daha yumuşak bir geçiş yapmam lazım. Dolayısıyla ne diyeceğim? Stehen Sie früh auf bitte. Evet. Stehen Sie früh auf bitte. Demek ki lütfen erken kalkın anlamında. Dilerseniz bunu tekrarlayalım. Steh früh auf. Steh früh auf. Steht früh auf. Steht früh auf. Stehen Sie früh auf bitte. Stehen Sie früh auf bitte. Buraya baktığımızda arkadaşlar das Zimmer aufräumen. Burada da gene
ayrılabilir bir fiil görüyoruz arkadaşlar. Aufräumen neydi? Aufräumen bu da toplamak demekti. Bu da demek ki ayrılabilirmiş. Das Zimmer arkadaşlar oda demek. Odayı topla dediğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Burada du için ne yapacağız? Demek ki räum auf topla. Odayı topla derken ne diyeceğim? Räum das Zimmer auf diyeceğim. Değil mi? İyi içinde ne yapacağım arkadaşlar? Räumt diyeceğim. Dolayısıyla räumt das Zimmer auf. Sie formuna baktığımızda arkadaşlar odayı toplayın lütfen derken saygı formunda Sie'yi görüyoruz. Ne olacak arkadaşlar? Räumen Sie bitte das Zimmer auf demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları tekrarlayalım. Räum das Zimmer auf. Räum das Zimmer auf. Räumt das Zimmer auf. Räumt das Zimmer auf. Räumen Sie bitte das Zimmer auf. Räumen Sie bitte das Zimmer auf. Die Medikamente nehmen. Die Medikamente ilaçlar arkadaşlar. Nehmen almak. Ancak nehmen'e baktığımızda arkadaşlar bunun düzensiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dilerseniz öncelikle bir nehmen'i çekimleyelim. Buradaki düzensizliği bir görelim. Ich nehme, du nimmst. Bakın buradaki e, i'ye dönüşmüş. Er, sie, es, nimmt. Burada da gene aynı şekilde ikinci ve üçüncü tekillerde ne oluyordu? Bir dönüşüm oluyordu. İ'ye dönüşmüş buradaki e. Ve ne olmuş? 2M'ye gelmiş bunun yerine. Bundan sonrakiler zaten aynı şekilde çekimleniyor. Wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen, sie nehmen. Dilerseniz bunları tekrarlayalım. Ich nehme, ich nehme, du nimmst, du nimmst, er nimmt, sie nimmt, es nimmt. Wir nehmen, ihr nehmt, Sie nehmen, Sie nehmen. Şimdi bu bilgiler ışığında ben şimdi ilaçları al dediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki tıpkı diğer fiillerde olduğu gibi st'yi atacağım ve diyeceğim ki nimm die Medikamente. Demek ki ilaçları al derken nimm die Medikamente demiş oluyorum. İyi için baktığımızda arkadaşlar named die Medikamente. Burada herhangi bir dönüşüm yok. Dolayısıyla direkt ya'daki gibi çekimleniyor. Named die Medikamente demiş oluyorum. Buraya baktığımızda saygı formunu görüyoruz. Burada birazcık daha yumuşak bir geçiş yapmamız lazım. Bu sebepten bitte'yi kullanıyorum. Nehmen Sie die Medikamente bitte demiş oluyorum. Bitte'yi ben pekala buralarda da kullanabilirdim. Nimm die Medikamente bitte tabii ki diyebilirdim. Nimm die Medikamente bitte burada da pekala denilebilirdi. Ancak saygı formunda mutlaka bu bitte'yi kullanıyor olmamız gerekiyor. Dilerseniz bunları tekrarlayalım arkadaşlar. Nimm die Medikamente. Nimm die Medikamente. Nimm die Medikamente. Nimm die Medikamente. Nehmen Sie die Medikamente bitte. Nehmen Sie die Medikamente bitte. Buraya baktığımızda arkadaşlar den Termin nicht vergessen. Bakın burada akusatiflik görüyoruz arkadaşlar. Randevuyu unutmamak. Tabii buradaki randevudan kasıt arkadaşlar bir doktor randevusu olabilir. Bir büroya gidiyorsunuzdur mutlaka ve bununla alakalı bir randevu olabilir. Yani arkadaş buluşmasıyla karıştırmayalım arkadaşlar. Den Termin nicht vergessen. Vergessen de unutmak arkadaşlar. Bu da tıpkı nehmen'de olduğu gibi düzensiz bir fiil. Dilerseniz bunu bir tekrarlayalım bilmeyenler için. Vergessen unutmak demek arkadaşlar. Burada da gene bir dönüşüm var. Bakın buradaki e, du ve er, sie, es de ne olacak arkadaşlar? İ'ye dönüşmüş olacak. Dilerseniz bunları tekrarlayalım. Ich vergesse, ben unutuyorum demek arkadaşlar. Du da ne olmuş? Du vergisst olmuş. Demek ki sen unutuyorsun derken du vergisst. Er, sie, es vergisst. Burada da ne olmuş arkadaşlar? E, i'ye dönüşmüş. Wir vergessen, biz unutuyoruz. Ihr vergesst. Siz yani ikinci çoğul unutuyorsunuz. Sie vergessen, sie vergessen demiş oluyoruz. Tekrarlayalım dilerseniz arkadaşlar. Ich vergesse. Ich vergesse. Du vergisst.
Du vergisst. Er vergisst. Sie vergisst. Es vergisst. Wir vergessen. Wir vergessen. Ihr vergesst. Ihr vergesst. Sie vergessen. Sie vergessen. Şimdi bunları buraya alacak olursak arkadaşlar, du için demek ki diyeceğiz ki burada bir tembih söz konusu. Randevuyu unutma dediğimizde bakın buradaki st düşmüş olacak. Dolayısıyla ne olacak? Vergiss. Dolayısıyla randevuyu unutma derken bakın ne olmuş? Hemen sonra olumsuzluk ne olmuş arkadaşlar? Fiilden hemen sonra gelmiş ve demişiz ki vergiss nicht den Termin. Vergiss nicht den Termin demek ki randevuyu unutma demiş oluyoruz. Ihr için arkadaşlar vergiss nicht den Termin. Bakın burada da gene düzenli bir şekilde devam ediyor burası. Vergiss nicht den Termin. Karşımdaki gruba söylemiş oluyorum. Randevuyu unutmayın. Saygı formunda ise arkadaşlar vergessen Sie nicht den Termin bitte demiş oluyorum. Dilerseniz bunları tekrarlayalım. Vergiss nicht den Termin. Vergiss nicht den Termin. Vergiss nicht den Termin. Vergiss nicht den Termin. Vergessen Sie nicht den Termin bitte. Vergessen Sie nicht den Termin bitte. Evet arkadaşlar, bu dersimizde imperatif yani emir cümlelerini görmüş olduk. Derslerimizi kaçırmayın, mutlaka abone olun. Hoşça kalın.